Herkese merhabalar, 8. sınıf, 1. dönem, 2. yazıya hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazır değilim hocam. Harikasın, süper. Zaten o yüzden hazırlanmak için buradasın, süpersin. Hazır olmaman harika ve fen dersimizde inşallah en iyi notları alacağız. Bugün seninle beraber öğrenci notlarımıza bakacağız. Yani çok güzel bir özetimiz var. Gerçekten de işlediğimiz konularla alakalı ve sınavda çıkacak konularla alakalı çok güzel bir özetimiz var. Hap bilgiler vereceğim sana burada. Hemen şurada sana göstermek istiyorum. Bak %100 yazılda sorulur, hoca sorar ve buradan soru gelir şeklinde uyarılar da vereceğim sana bu bilgileri verirken aynı zamanda açık uçlu ve klasik sorularımız var ve aynı zamanda ilçe genelinde yapılacak sınavlar için de ortak sınav programımız var biliyorsun Milliyetin Bakanlığı ilk defa gerçekten bu sene konu soru dağılım tabloları yayınladı hatta örnek yazılı soruları bile yayınlıyor dolayısıyla bizim için çok büyük bir fırsat bu bunu değerlendiriyoruz bizde biz, de. biz mevsimler oluşumundan bir tane soru gelecek tek karakter çarpılamasından bir tane soru gelecek mutasyon ve modifikasyon farkından bir tane soru gelecek katı basıncından bir sıvı basıncından iki tane soru gelecek biz Bunları biliyoruz artık ve bunlara uygun bir yazılı provası hazırladık ve özetlerimizi bile bunlara uygun hazırladık. Elementlerin periyodik tablodaki yerleri yani metal, ametal, yarı metal ve benzeri bunların özellikleriyle alakalı bir tane soru gelecek. Ve fiziksel ve kimyasal değişimlerle alakalı da bir tane soru geleceği net. Dolayısıyla sınavda gelecek soruların dağılımı da belli. Hangi konulara çalışacağımız da belli. Bu bize Milliyetin Bakanlığı konu kazanımlarına tamamen uygun bir şekilde hazırladığımız bu yazılı provasını önümüze getirdi ve burada seninle beraber biz bu çalışmaları yapacağız. Tabii ki buradaki yardımcılarımız da var. Onları da göstermek istiyorum Tonguç Elan benim sana. Biliyorsun konu soru dağılım tablolarına ve örnek sorulara %100 uygun çalışıyoruz ve konu ve kazanımlara uygun çalışıyoruz ama yazı notlarımızdan hemen özetlerini tekrar etmeyi unutma. Biz yapacağız ve bunların daha detaylısı ve gerçekten de tam sınava uygun çalışma da burada hemen sana göstermek istiyorum. Hatta birinci dönemin birinci yazının konuları da olacağı için sayfa 78'den başla lütfen. Sayfa 78'den Tam sana yerini göstermek istiyorum. Sayfa 107'ye kadar yapabilirsin. Fiziksel kimyasal değişimlerin sonuna kadar. Ve sayfa 78-107 arasını tekrar edince zaten hem de Yazılı çalışırken LGS'ye de çalışıyorsun. Bu da aklında bir kenarında bulunsun diyorum. Ve tüm dersler soru bankamızda. Yani dijital kitabımızdan meb ortak sınav denemeleri de var. Bu arada bu kitaptan ve bu kitaptan. Kitapları aktive ettiğin zaman TATS uygulamasından ortak sınav denemelerine ulaşabiliyorsun. Ve bu kitabın dijital kısmından aslında ulaşabiliyorsun. Hemen sana e, sayfalarını da söyleyeyim. Testleri söyleyeyim daha doğrusu test 12'ye kadar yaparsan yani test 1'den 12'ye kadar yaparsan aslında bütün sınava çalışmış oluyorsun diyoruz. Ve süpersonik kitabı olan arkadaşlarımız, dinamo kitabı olan arkadaşlarımız ve zoru bankası kitabı olan arkadaşlarımız da ilgili testleri çözebilirler. Bu arada Tonguç Kap'ta ilerlemeye devam ediyoruz ve artık 5. haftayız yazılı haftasındayız bu arada. Burada bir tane ödeviniz var onu da göstermek istiyorum. Süpersonik yeni kitaplarımızdan. E, test 42 yani 3. ünite değerlendirmeyi yapmanızı istiyorum. Gerçekten de burada birçok bir e, çok ilgili yazdığımız alakalı çok ilgili sorular var. Basınçla alakalı sorularımız var ve buradaki test 42 yaparsanız da 4-5 sayfalık gerçekten de uzun bir test. Hatta nereden başlıyor? E, test 42 sayfa 117'den başlıyor ve e, 20 soruluk yani sayfa 126'ya kadar devam ediyor. Hepsi yeni nesil sorulardan oluşmakta. Hadi bakalım bunu da yapmanızı bekliyorum diyorum. Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine hem yazılı notlarından hem de tüm dersler kitabından ulaşabilirsiniz. Öncelikle tüm dersler fijital, yani hem fiziksel hem dijital kitabımızı nasıl aktif edeceğimizi görelim. Kitabın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Çıkan kodu TAS Mobil uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme giriyoruz. Aktif et dediğimizde ise hem kitabın dijital versiyonuna hem de Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine ulaşabiliriz. Hepinize sınavlarda başarılar. Fazla uzatmıyorum. Hemen öğrenci notlarımızda e, başlıyoruz. Tabii ondan sonra sorularımız gelecek. Çok güzel sorularımız var. Tam örnek sorulara uygun sorular hazırladık sizin için. Dolayısıyla bunlara uygun sorularımızla da sizinle beraber en iyi notları hedefleyeceğiz. İlk konumuz mevsimler ve iklim. Hatırlıyor musun bu konuyu? Evet hocam. Harikasın. Yani gerçekten de önemli bir konu. Ama bir tane soru gelecek. Biz o hemen bir tane soruyu nereden geleceğini biliyoruz zaten. E mevsimler oluşumuyla alakalı gelecek. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Kuzey yarımkürede Türkiye'miz vardır. Güney yarımkürede Arjantin, Brezilya falan filan vardır. Bu Ekvator çizgisidir. Eğer bu tarafta olursa, güneşin solunda olsak 21 Haziran sağında olsak 21 Aralık'tır ve burada şunu unutmayalım. Burada kuzey yarım küreye dike yakın gelirken burada güney yarım küreye dike yakın gelir. Bizde yazken onlarda kış, bizde kışken onlarda yazdır ve 23 Eylül ve 21 Mart'ta ekinoks sarılır. Gece gündüz süreleri eşittir. Burada bizde gündüz süresi fazla, Gece süresi kısa, onlarda gündüz süresi fazla, gece süresi azdır. Yani onların yazı bizim yazımız şeklinde düşünebilirsiniz. Onlar dediğimiz şey değil Güney yarım yarımküredeki insanlardan bahsediyoruz. Eksen eğikliği yüzünden aslında mevsimler oluşuyor. Gece gündüz süreleri farklı oluyor, sadece ekinox tarihlerinde aynı oluyor. Yazın gece gündüzden daha kısadır, unutmayalım. Gündüzler daha uzundur yani kışında gündüzler daha kısadır onu da söyleyelim. İklim ve hava olaylarından soru gelmeyecek ama yine de hatırlayalım. iklim geniş bir bölgede uzun süreler boyunca gözlemlenen hava olaylarının Toplam ortalama değerleri hava olayları da yarın yağmur yağacak falan filan. Klimatoloji, iklim bilimi, meteorolojide hava durumu tahmini bilimi aslında diyoruz. Yüksek basınç ve alçak basınç arasındaki yatay yönlü hava hareketine rüzgar adını veriyorduk. Ve sera etkisi de e, küresel ısınma ve benzeri şeylere yol açıyor ve dünyamızın iklimi değişiyor. Bunu hatırlayalım ve fazla uzatmıyorum. DNA genetik koda geldim. Yapı ve görev birimi deyince aklımıza DNA'nın yapı birimi nükleotit, görev birimi de gendir. Bunları bilelim. DNA deoksiribonükleik asit aslında kromozomdan daha küçüktür. Ondan daha küçük gen vardır. En küçüğü de nükleotittir. Nükleotitin içerisinde de aslında şöyle bir yapı var bir fosfat, bir şeker, bir de baz var diyoruz. Paşa bahçe şeklinde yorumluyoruz. Bu bazlarda adenin, timin, guanin ve stozin oluyor. Bu ikisi birbirle eşleşiyor, bu ikisi birbirle eşleşiyor diyoruz. Şimdi esas kalıtımla alakalı soru gelecek, onu biliyoruz. Kalıtımın babası kimdi? Mendel hocam. Harikasın Mendel. Mendel'in yaptığı çaprazlamalar, tek karakter çaprazlamaları bizim için çok önemli. baskın gen deyince büyük harf geliyor, çekinik gen deyince küçük harf geliyor. baskınla çekinik yan yana geldiği zaman melez oluyor. E, i̇kisi de aynı baskın gen olunca veya çekinik gen olunca saftör oluyor ve şunu unutmayalım Her insan İki tane karakter, iki tane genle kontrol ediliyor bir özelliği. Mesela benim boy uzunluğu genim aslında iki tane annemden ve babamdan gelen iki tane genle kontrol ediliyor. Unutmayalım. Tek karakter çaprazlaması bizim için çok önemli. Aslında çaprazlama ile alakalı çok güzel kağıtlar hazırım senin için. Çaprazlama demek çiftleşme demek aslında. Hemen sana örnekler vereceğim. Mesela şöyle bir canlı aslında bizim için saf döldür. İkisi de aynı büyüklükte çünkü ve e, baskındır. Mesela şöyle bir canlı bizim için saf döldür ama çekiniktir. Ve bu ikisini çaprazladığımız zaman ne oluyor? Çok önemli. Çocukları doğuyor bunların. Bundan bu geliyor babadan. Bu da anneden geliyor. Çocuklar bu şekilde oluyor. Buna da biz melez diyoruz. Melezde baskın çekiniği ezer geçer. Mesela bu uzun boylu olsun. Bu da kısa boylu olsun. Bu ikisi birleştiği zaman aslında çocukları yine uzun boylu olur çünkü bu bunu ezer. Uzun boyluluk geni kısa boyluluk genini ezer çünkü bak daha büyük harf olduğu için gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla bu şekilde çaprazlamalara bakacağız. Genotip ve fenotipte de hemen şunu göstermek istiyorum. Mesela şu uzun boylu fenotipe sahip bu kısa boylu fenotipe sahip dış görünüşe sahip bunun genotipi yine Baskın saftöl, bunun da e, çekinik saftöl şeklinde düşünebilirsiniz. Genotipi, gen yapısı diye düşünebilirsiniz. Mesela baktığımız zaman bu ikisi de uzun boyludur. Bu ikisi uzun boyludur ama bunların genotipleri farklıdır. Çünkü bu uzun boylu, ikisi de saftöl, bu, bu, bu da melez olmak üzere. ikisi de uzun boylu, fenotipleri aynı, dış görünüşleri aynı ama genotipleri farklıdır, gen yapıları farklıdır diyoruz mutasyon ve modifikasyon da bizim için çok önemli. Hemen onunla ilgili örneklere de bakacağım ama öncesinde şunu hemen hatırlatmak istiyorum. Mesela bu ikisi çaprazlaması şöyle yapılıyor. Hemen size kolay yolu göstereyim. Bu ikisinin çaprazlamasında Punet karesi çiziyorsunuz hemen tak diye sos gibi. Buna ...anneyi yazıyorsunuz, bunu buraya yazıyorsunuz. Buraya da bunu yazıyorsunuz. Ve çaprazlama yaptığınız zaman bu ikisi birleşirse... ...büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B... ...ya bütün dört tane çocuk oluşur ve dördü de... ...büyük B, küçük B oluşuyor gördüğümüz gibi. Hemen dört çocuğu yazıyorum. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B... ...dört çocuk her zaman garanti. Dört ol olayı çok önemli. Dört çocuk olayı. Dolayısıyla bunların çocuklarının hepsi bu 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 yani melez genotipte yüzde yüz yüzde yüz melez bu genotip oranı fenotip oranlarına baktığımız zamansa bunların çocuklarının hepsi kahverengi gözlü çünkü bu bunu ezer kahverengi gözlü diyebilirsin. Bir de bunların çocuklarının da çocuklarına bakacak, bakacak olursak mesela bu ikisi çaprazlansa bununla bu bununla bu çaprazlandığı zaman işte bu Mendel deneyinde bu F1 dölü bu da Bunların çocuklarda F2 dölü olacak. Hemen göstereyim sana evladım benim. Bu ikisini çaprazladığınız zaman hatta bunu da şöyle yapalım. Hop 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 hop. Büyük B küçük B, büyük B küçük B. Bu ikisini çaprazladığım zaman büyük B büyük B. Bu ikisini büyük B küçük B. Bu ikisini büyük B küçük B. Bu, ikisini B, küçük B. Bu da ikisini çaprazladığımda küçük B küçük B. Çocuklarda da şöyle oluyormuş demek ki. Büyük B büyük B. Büyük B küçük B. E büyük B küçük B ve küçük B küçük B. İşte burada çok enteresan bir şey çıkıyor. Buna F2 dölü diyoruz ve bu F2 dölünde çok enteresan bir şekilde bu üçü de kahverengi gözlü yüzde %75 kahverengi gözlü oluyor. Yüzde %25 yüzde %75'e 25'i görünce sınavda örnek sorularda da vardı bu arada. E, mavi gözlü oluyor. Dolayısıyla 75'e 25 olayını gördüğümüz zaman anne babanın ...kesinlikle melez anne baba olduğunu söyleyeceğiz. Melez ana baba. Yüzde %25 beşe, yüzde olayını gördüğümüz zaman acayip önemli. Hatta bunu şöyle de yazarlar. Üçe bir oranı. 3 çocuk kahverengi, bir tane çocuk mavi gözlü şeklinde düşünebiliriz. Hemen şunu yapalım. döl e, baskın anne ile melez baba çaprazlanıyor. Mesela böyle bir soru verebilir bize. Bunu verdiği zaman diyeceğiz ki... ...ya aa... A, A diyeceğiz. Böyle bir sos tablosu çiziyoruz. Hop çizdik. Şimdi bunları birleştirdiğim zaman büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, bü e büyük A, küçük A diyorum. Bitti bu kadar değil mi? Evet bununla bu, bununla bu. Hep büyük harf başa yazılır. Dolayısıyla bütün çocuklarını yazıyorum. Büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. Dolayısıyla bunların Genotip oranlarına baktığımız zaman %50 saf döl, %50 saf döl, %50 melez çıkıyor. Bunlar melez, bunlar saf döl. Ve fenotip oranlarına da baktığımız zaman mesela bunların hepsinin ne olduğunu söyleyebiliriz evladım benim? Düzgün hocam. Harikasın, düzgün. Çünkü bu büyük A küçük A'yı ezer. Bunlar zaten ikisi de düzgün. Dolayısıyla %100 ...düzgün tohumlu bezelyeden bahsedilir. Zaten bezelyeler bizim için çok önemli. Bezelyelerle uğraşacağız diyoruz sınavımızda da. Şimdi geldik mutasyon modifikasyon. Kesin bir tane sorusu var bunun. Mutasyonun gen yapısında olan değişimler... ...modifikasyonun da gen işleyişinde olan değişimler olduğunu bileceğiz. Mutasyonlar üreme hücresinde oluşursa... ...kalıtsal olabiliyor, olabiliyor... ...ama asla modifikasyon kalıtsal olamaz. Bu e, kalıcı değildir. Yani mesela... E ee, bunu en güzel örneklerden bir tanesi. ...bronsten... bronstan yazın eee bronzlaşırsınız, sonra kışın tekrar beyaza döveriz. Veya işte kaslı vücut, kaslı vücut. Aynı zamanda işte sallıyorum, e, Himalaya tavşanı, Himalaya tavşanı, işte çuha çiçeği, aynı zamanda işte kraliçe arı, ...sonra sirke sineği. Bunlar en güzel örneklerdir. Etken ortadan kalkınca eski haline döner canlı. Ama burada eski, etken ortadan kalkınca eski haline dönmez. Mesela van kedisi altı parmaklılık aynı zamanda işte e, down sendromu, hemofili, akdeniz anemisi ve benzeri bunların her birisi mutasyona girer diyoruz ve hemen basınçla alakalı e, konu özetimize gelelim. Evet basınç konusunda bilmemiz gereken önemli kavramlar. Bir kere katı basıncı dediğimiz zaman iki tane değişken önemliydi bizim için ağırlığı ve yüzey alanı. Aynı zamanda sıvı basıncı dediğimiz zaman yine iki tane değişken önemli derinlik ve yoğunluk sıvının yoğunluğu. Dolayısıyla katı basıncıyla alakalı soru geldiği zaman ağırlık ve yüzey alanına odaklanacağız. Sıvı basıncı ile ilgili soru geldiği zaman derinlik ve yoğunluğa odaklanacağız. Ve gaz basıncı ile alakalı soru geldiği zaman da açık hava basıncı bizim bilmemiz gereken bir kavramı Torricelli bulmuştu. Pascal prensibi sıvı basıncının ee, aslında sıvıların basıncı her yönde iletmesiyle bağlantılı Torricelli deneyi de işte civa'nın içine daldırılan ve 76 santimetre yükselen e, civadan bahsediyordu açık hava basıncının ispatı için ve buna aslında açık hava basıncı diyordu Torricelli. Şimdi bir kere bizim sınavda geleceğini bildiğimiz konu başlıkları katı basıncından bir tane soru gelecek sıvı basıncından iki tane soru gelecek. Peki nasıl sorular gelecek? Bir kere şunu unutmayalım. Ee, kesinlikle ve kesinlikle şuna çok dikkat ediyoruz. Sınavdaki örnek soruları da incelediğimiz zaman en fazla çıkan durumlardan bir tanesi aslında basıncın neye göre değiştiği ve deney düzeneklerinden hangisini kullanıyor? Mesela 1, 2 ve 3. Bunların en fazla basıncı hangisindedir gibi sorular gibi. Mesela şu ikisinden hangisinin basıncı daha fazla evladım benim? İkinin. Harikasın. Harikasın. İkinin. Peki neden ikinin basıncı daha fazla dediğim zaman soruya cevap verebilmek için yüzey alanları farklı olduğu için demek lazım. Yani bu ikisine bakarak bir ve ikiye bakarak aslında yüzey alanının yüzey alanının katı basıncına etkisi araştırılabilir. Katı basıncına etkisi etkisi araştırılabilir hatta deney yapılabilir. Araştırılabilir. Şimdi bu çok önemli bir özellik. Aynı ağırlıkta ama yüzey alanları farklı olduğu için burada daha fazla burada daha az bunun basıncı daha fazla biliyoruz mu bunu sormayacak. Yüzey alanının katı basıncına etkisini araştırmak isteyen bir öğrenci hangi üç denekler hangi ikisini kullanmalıdır? Bu ikisini kullanmalıdır diyeceksin sen. Ve burada yüzey alanı az olduğu için basıncı daha fazla oluyor. Burada yüzey alanı fazla olduğu için basıncı daha az oluyor. Bu çok önemli. Şimdi bu ikisine bakarak neyi araştırabilir bir araştırmacı? Bu da çok önemli. Bu ikisindeki farklı olan şey şeyden... ne Ağırlık hocam. Harikasın. Ağırlık. Zaten bu iki şeyden bu cevap vereceksin bana. Ağırlık. Ağırlıkları farklı olduğunu araştır, ağırlıklarının katı basıncına etkisini araştırmak isterse o zaman 1 ve 3'ü kullanmalı. Yani burada e, ağırlığın katı basıncı, ağırlığın Katı basıncına etkisi, katı basıncına etkisi araştırılabilir. Bu çok önemli. Gerçekten sınavda gelecek. Şimdi bunların basınç sıralamasında işte iki büyüktür bir, aynı zamanda bu ikisinin basınç sıralamasında üç büyüktür bir şeklinde sıralamalar da yapılabilir diyoruz. Şimdi derinlikte ve yoğunlukta yani sıvı basıncıyla alakalı da şunları bilmemiz gerekiyor. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar bak buradaki daha fazla fışkırmış buradan açtığımız delik çünkü bunun derinliği bu kadar bunun derinliği bu kadar bunun derinliği bu kadar dolayısıyla ne kadar derin olursa o kadar uzağa fışkırır diyoruz bu çok önemli bir özellik diyoruz peki yoğunlukları bak dikkat et. bu da su hep su dolayısıyla burada herhangi bir fark yok ama yoğunlukları farklı iki kap aldığı zaman ki şimdi örnek vereceğim sana burada e, çok önemli bir şekilde sı sıvı basıncı değişebilir ama... Sıvı basıncı asla ve asla kabın şekline bağlı değildir. Bu çok önemli. Kabın şeklinden bağımsızdır ve bu sınavda çıkar. Yani örnek sorularda da var. Bu arada önemli diyoruz. Zaten size göstereceğim bunlarla alakalı benzer soruları da. Şimdi... E, açık hava basıncı Pascal prensibi Torricelli'de neyi tamamen bu ikisi bile bağlantı zaten Torricelli açık hava basıncını bulan bilim insanı İtalyan bilim insanı ve bu ikisi de aslında 76 santimetre civa civayı yükselten inanılmaz bir kuvvetten bahsediyoruz açık hava basıncının atmosferin basıncı yukarılara çıktıkça dağın tepesine çıktıkça bu 74 73 yani açık hava basıncı azalıyor yukarılara çıktıkça ve deniz seviyesindeyken daha fazladır diyoruz. Ve Hadi bakalım katı basıncını etkileyen durumlara bir bakalım. Şimdi bir kere bu ikisindeki fark ağırlıktı. O zaman burada ağırlığın katı basıncına etkisi. Ağırlık bağımsız değişken diyoruz. Ve ağırlık katı basıncına etkisini araştırmak isteyen bir insan bu deney düzeneklerini kullanabilir. Bu ikisindeki farksa yüzey alanı. Yüzey alanının katı basıncına etkisini buradaki bağımsız değişkenimiz yüzey alanı diyoruz. Burada çok önemli bir örnek vermek istiyorum. Ee, buradaki mantık şu: Bu ikisine bakarak bir şey araştırabilir miyiz? Hayır araştıramayız. Çünkü bu ikisinde hem ağırlık farklı, hem yüzey alanı farklı. Bu ikisine bakarak hiçbir şey araştıramayız. Çünkü tek şeyin farklı olması gerekiyor. Yani ben bu iki e, şeye bakarak hiçbir şeyi çözemem. Bunların a, ba, basınçları nasıl değişiyor? Hiç anlayamam. Çünkü burada tek şeyin farklı olması gerekiyor. Bu önemli bir kriter diyoruz. Şimdi sıvı basıncını etkileyen durumlarda da hemen şuna bakalım. E, su koyuyoruz mesela hepsine de. Bu üç tane e, kaba su koymuşuz. Bunun derinliği 3 h bunun derinliği H, bunun derinliği ki Hangisinin basıncı daha fazla Evren Bey? Birin hocam. Harikasın. Birin basıncı daha fazla. Hatta sıralamasını yapalım. Bir büyüktür, üç büyüktür, ikidir diyebiliriz. Peki ne? Nasıl dedim bunu? Neye göre dedim? Çünkü derinliğin derinliğin bağımsız değişken olarak olduğunu düşünürsek böyle derinliğin katı basıncına etkisini araştırdım. Basıncına etkisini araştırdım ben burada aslında. A, pardon sıvı basıncına etkisini özür dilerim. Derinlik aslında iki tane faktör vardı. Sıvı basıncında derinlik ve e, neydi bizim için önemli olan yoğunluktu. Şimdi yoğunluğa bakalım. Şu üç sıvında derinlikleri aynı. O zaman problem yok. Üçünde de karşılaştırma yapabilirim. Bunun yoğunluğu daha fazla o zaman bunun basıncı daha fazladır bundan bu da e, K'den daha fazladır. Yani en fazla basınç bundadır en az basınç bundadır diyorum. Bu çok önemli bir özellik diyoruz ve burada şunu hatırlayalım. Burada şunu hatırlayalım. Mesela şu ikisine bakarak bir şeyi karşılaştırabilir miyim? Hayır karşılaştıramam çünkü burada hem derinlik farklı hem yoğunluklar farklı. Dolayısıyla sadece bir şeyin farklı olması gerekiyor. Sınavda sorularda zaten size değineceğim diyorum. Şimdi geldik madde ve endüstri ünitemizde. Burada periyodik tablo bizim için çok önemli. Periyodik tabloda periyotlar satırlardı, gruplarda sütunlardı. Burada 7 tane periyodumuz vardı periyodik tabloda. 18 tane de grubumuz vardı. 8 tane A grubu vardı. Bunlarla biz ilgileneceğiz. Burada şunu bilmem gerekiyor. Metaller, ametaller ve yarı metaller. 3 farklı element sınıfı vardır. Ve bu element sınıflarından Tonguç evladım benim en sert hangisidir? Metaller. Harikasın süpersin. Metaller en serttir gerçekten de. E, ee, en kırılgan hangisidir? A-metaller hocam. Harikasın. Ametaller de en kırılgandır. Şimdi bu da şunu bilmemiz gerekiyor. Aslında metal ametal yani normal anormal gibi düşünebilirsin. Bunları olmayanlara a metal olmayanlara ametal diyoruz. Ve burada şunu unutmayalım. Metaller parlaktır Ametaller mattırlar. Yarı metallerle hep arasında bunların, hep arasında. Mesela metaller ısı ve elektriği iletir. Ametaller ısı ve elektriği iletmezler. Veya işte e, hani metaller kendi arasında bileşik oluşturmazlar ama ametaller kendi arasında bileşik oluşturabilirler falan filan. Yarı metallerde de en önemli temsilcileri bor ve silisyumdur. Bunlar Türkiye'mizde de madeni çok olan ve burada bilgisayar teknolojide kullanılan silisyum önemli bir e, yarı metaldir diyoruz. Soy gazlar 8A grubudur. E, 8A grubunda her, her hergele necmi arsızdır şeklinde helyum, neon, argon bunlar önemli soy gazlardır diyoruz. Ve kimyasal tepkimeler, kimyasal değişimlerle oluşur. Kimyasal tepkimeler maddenin iç yapısı değişir. Dolayısıyla biz değişimleri ikiye ayırıyoruz. Birinci değişimimiz fiziksel değişim, ikinci değişimimiz kimyasal değişim. Sınavda bundan soru gelecek. Fiziksel değişimde maddenin iç yapısı değişmez, dış yapısı, dış görüntüsü, görüntüsü falan filan değişir. Ama kimyasal değişimde maddenin iç yapısı değişir. Burada mesela en güzel örneklerden bir tanesi al bakalım. Mesela ben bu kağıdı böyle yırttığım zaman burada fiziksel bir değişim oldu. Fiziksel değişim yaptım. Ama ben bu kağıdı yakarsam eğer o zaman kimyasal değişim oluyor. Oksijenle tepkimeye giriyor. Maddenin iç yapısı değişiyor. Eski haline dönemez hale geliyor. Maddenin iç yapısı tamamen değişiyor. Ama burada ben bunu yırttığım zaman sadece dış görünüşü değişiyor. Veya bir mesela işte kağıdı kestim. işte aynı zamanda diyelim ki suyun suyun donması su tekrar eski haline gelebilir. Maddenin iç yapısı değişmedi ki su yine su. h 2 Dolayısıyla bunlar önemli. Kütle korunumu da kimyasal tepkimelerde vardır. Mesela 10 gram e, hidrojenle 10 gram e, işte pardon 2 gram hidrojenle 16 gram oksijeni birleştirdik. 18 gram H2O su oluştu. Bu kimyasal tepkimesinde aslında toplamdaki kütle girenlerin ve çıkanların birbirine aynıdır. Bu da önemli bir özellik. Hemen şunu göstermek istiyorum periyodik tabloda. E hatırlıyorsan bir çıkıntı var. Neydi o evladım Hidrojen hocam. Harikasın. Hidrojen gerçekten çok büyük çıkıntı buradadır. Ve dikkat et bunların renkleri çok önemli. Maviler... Metaller illa mavi olmak zorunda değil. Bize böyle verilmiş. Sonuçta maviler metaller hep soldalar. Hep soldular ve çok fazlalar. Bir de ametaller var kırmızılar. Onlar da hep sağda. Bu arada hani soy gazlar ayrı bir şey değildir. Soy gazlar aslında kırmızıdır. Yani şurası da kırmızıdır. Yani şuralar da kırmızıdır aslında. Yani karıştırmayalım. Bunlar da aslında ametaller grubuna girer diye düşünebilirsin. Bunları sarı gösteriyoruz. Ayrı bir grup gibi olduğu için ve çok özel elementler olacak ama ametaller grubuna girerler aslında. Asal gazlar diye göstermemize gerek yok bunu. Siz, siz üç tane grup bilmeniz gerekiyor. Bir metal, yarı metal, ametal. Dolayısıyla bu üç grubu bilecek ve dikkat edelim yarı metaller bor, silisyum, germanyum, arsenik ve benzeri bu şekilde ilerliyor ve dikkat edelim buradaki yarı metaller tam aradalar, sınırdar ama bu kıl resmen buradan kaçmış buraya gelmiş. Bu üçkağıtçıyı bileceğiz. Bu bir ametaldir, metal değildir. İşte üçkağıtçılığı bu yüzden. Normalde burada olması gerekiyorken buraya kaçmış. Dolayısıyla bu hidrojeni çok iyi Hidrojen de at, evrendeki en fazla bulunan atomdur. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Metaller demin dediğim gibi ısı elektrik. ısı elektrik yes. Ondan sonra parlak. Aynı zamanda e, sert. Aynı zamanda katı. Bunda civa hariç diyorum. Oda sıcaklığında katıdır. Yarım e, ametallere baktığım zaman ısı elektrik. Ee, ...no diyoruz. Bunlar mattırlar. Yani parlağın tam tersi mat demek. Parlamaz demek. Ee, sert değil. Bunlar kırılgandırlar. Kırılgandırlar. Aynı zamanda bunlar katı sıvı gaz hepsi olabilir. Hiç problem yok. Bunlarsa... Arada iletirler, e, parlak veya mat olabilirler. Aynı zamanda işte parlak veya mat olabilirler. Aynı zamanda katı, sıvı, gaz üç halde de bulunabilirler falan filan farklı özellikleri var. Bunların diyoruz. Dolayısıyla biz burada şunu bilmemiz gerekiyor: metaller ve ametallerin özelliklerini bileceğiz, yarı metaller arada ve buradaki periyodik tablodaki dizilimlerini de bileceğiz. Yani buranın ametal olduğunu çok iyi bileceğiz. Bu ikisinin ...aynı periyot... ...bunların aynı periyotta olduğunu... ...bunların aynı grupta olduğunu çok iyi bileceğiz. Bunun soy gaz grubu olduğunu ve... ...tek atomlu gazlar halinde olduğunu bileceğiz. Aynı zamanda satırların... ...periyot olduğunu... ...7 tane periyot olduğunu... ...sütunların da... ...grup olduğunu... ...çok iyi bilmemiz gerekiyor diyoruz. Ve... ...hadi bakalım fiziksel ve kimyasal değişimde görelim... ...ve bu işi bitirelim. Çünkü son sorumuzun geleceği kısım burası. Fiziksel ve kimyasal değişimde... ...fiziksel değişimde maddenin dış görünüşü değişirken... ...maddenin... Hem dış görünüşü hem iç yapısı değişiyor. Aslında iç yapısı değişiyor. En önemli kısmı burası. Mesela burada fiziksel değişime bazı örnekler vermek istiyorum. Bir kere hal değişimlerinin hepsi fizikseldir. Hal değişimlerinin hepsi fizikseldir. Yani erime, donma, yoğuşma, buharlaşma hepsi fiziksel değişimdir. Dolayısıyla suyun buharlaşması, suyun donması, işte buzun erimesi, işte ne bileyim... E ...nafterinin süblimleşmesi... ...süblimleşme de bir hal değişimidir. Dolayısıyla bunların her birisi e, fiziksel değişimdir. Veya işte diyelim ki kesme... ...kesme, doğrama... ...doğrama. Aynı zamanda burada ne yapmış? mesela Yırtma yapmış, kağıdının yırtılması... ...ve benzeri. Fiziksel değişimdir... ...diyoruz. E, veya işte... ...şekerin pudra şekeri haline getirilmesi. Bu da mesela dövme falan filan. Şimdi buraya baktığımız zaman... ...kimyasal değişime baktığımız zaman... ...burada en önemli temsilcisi yanmadır. Aynı zamanda... Pişirme, aynı zamanda işte küflenme, aynı zamanda bozulma, aynı zamanda işte yemeklerin bozulması, ekmeğin küflenmesi, yemeklerin pişirilmesi, kızartılması falan filan bunların her birisi veya mayalanma, mayalanma. Bunlar aslında maddenin iç yapısı tamamen değişiyor, yepyeni bir maddeye dönüşüyor diyoruz. Tabii bunların görüntüsünde de kimyasal değişimde şöyle şeyler bileceğiz. Mesela şöyle bir yeşil top işte. İki tane sarı topla birleşmiş diyelim. Hatta üç tane sarı topla birleşmiş. Eğer şöyle bir şey olursa, şöyle bir şey olursa, yeşil top ayrıldı, ayrıldı. Sarı toplar da bir araya geldi mesela. Bak, bunlar farklı molekül yapıları. Bu molekül bir yeşil, üç sarı. Bu üç sarı ve bir yeşil ayrı ayrı. Dolayısıyla bunda molekül yapısı değişmiş. Burada bir kimyasal ...tepkime var... ...kimyasal tepkime demek eşittir... ...kimyasal değişim demektir... ...acayip önemli sınavda çıkar bunlar... ...mesela böyle bir şey verir... ...burada ne olmuştur... ...kimyasal değişim olmuştur diyeceğiz bizde... ...veya burada mesela şöyle bir şey verir... ...şöyle şöyle 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 bir tanecik yapısı verir... ...hepsi bunların mor olsun mesela... ...hepsi mor olsun... ...hepsi mor olsun... ...ve sonrasında der ki... ...kardeşim bu böyle oldu... ...şöyle ayrıldı birbirlerinden... ...ama hepsi yine mor kardeşim o zaman burada bir şey değişmemiş ki bu fiziksel bir değişim burada hal değişimi olmuş. Bu fiziksel değişimdir diyeceğiz, aklımıza getireceğiz diyorum. Asit bazdan soru gelmez ama hemen iki tane göstereyim. Asitler ekşidir, bazlar e, acıdır, acıdır. Asitler e, suya hidrojen artı iyonu verirken bazlar OH iyonu verirler. Eee pH'ları asitlerin 0 7 arasındayken bazların 7 14 arasındadır ve Asit baz ayraçları dediğimiz zamanda hemen aklımıza turnusol kağıdı gelecek. Turnusol kağıdı asitlerde kırmızı rengi bazılarda mavi rengi alır. Anne kızartır baba morartır dan aklımıza getirebiliriz. Ve asit yağmurları da asitlerin fazla atmosfere salınmasından dolayı belli gazlar var. O gazların fazla atmosfere salınmasından dolayı bulutlarda oluşan asitlerin yeryüzünde yağmasıdır diyoruz. Ve fazla uzatmıyorum ve şimdi de yazılı provamıza geçiyoruz. Evet şimdi de geldik sorulara. Hep beraber süper bir yazılı provası çözeceğiz ve gerçekten de sınavda tam çıkacak gibi. Size de daha önceden söylediğim gibi 8. sınıf 1. dönem 2. ortak yazılı konu soru dağılım tablolarını bize Milliyetin Bakanlığı verdi. Dünya ve Evren yani Mevsimler Ünitesinden aynı zamanda DNA Genetik Kod Ünitesinden ve aynı zamanda e, fiziksel olaylar ve madde ve doğası ünitesinden yani madde ve endüstri ünitesinden de sorularımız çıkacak. Üç tane üniteden sorumluyuz ve buradaki üç ünitedeki her soruyu biliyoruz. Yani aslında bir tane mevsimler oluşumundan sorumuz var. Tek karakter çaprazlaması yani kalıtımdan bir tane sorumuz var. Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farklardan bir tane sorumuz var. Katı basıncından bir tane, sıvı basıncından iki tane sorumuz var. Bu önemli. Aynı zamanda elementlerin periyodik tablodaki yerinden bir tane ve fizik fiziksel kimyasal değişimlerden de bir tane sorumuz var. Toplam 7 sorumuz var. Burada da gözüktüğü gibi aslında gelecek soruları biliyoruz. Şimdi Tonguç Evrat Bey'im senle beraber bu gelecek sorulara uygun bir şekilde çok güzel bir yazılı provası çözeceğiz her çözdüğümüz soru hatta MEB örnek yazılı sorusu benzeri de var. Yani burada çünkü örnek soruları da yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı ve merak etmeyin buradaki örnek sorulara çok benzer buradaki sorular. Dolayısıyla aslında örnek soruları da çözmüş olacağız beraber sizinle beraber. Dolayısıyla buradaki soruları çözdüğümüz zaman yazılı provasını çözdüğümüz zaman aslında tam manasıyla yazılımıza çalışmış olacağız diyorum. Çok güzel sorularımız var çok güzel bir şekilde hatta ilçe bazındaki soruları hazırlık içinde birkaç tane test soru sorusu koyduk. Onu da hatırlatmak istiyorum. Hadi bakalım o zaman fazlulatman yazımıza başlayalım ama şunu da hatırlatayım yazı notlarımız, yazı notlarımız elimiz kadar lütfen buradaki tekrarlarımızı yapalım. Hatta tekrarlarımızı hemen bir daha hatırlatmak istiyorum size. Buradan sayfa 66'dan başlıyoruz çünkü birinci yazının konuları da içinde e, sınavın ne yazık ki. Dolayısıyla 66'dan başlıyoruz ve e, sayfa 95'e kadar. Çünkü bundan sonra kimyas fiziksel kimyasal değişimler sonrası çıkmayacak gözüküyor. Çünkü senaryoların hiçbir tanesinde yok. Dolayısıyla 66'dan 96'ya kadar 95'e kadar hatta yapın lütfen diyorum bunların tekrarını ve tüm dersler soru bankamızda da MEB ortak sınav denemeleri dijital kısımda var. Bu fijital bir kitap. Yani dijital ve fijital fiziksel kısmı ikisi de var bu kitabın ve buradaki sınavlardan da test e, testlerden de test birden başlayıp hani sınavdaki bütün konuları kapsamak istiyorsak test birden başlayıp lütfen ama lütfen test 12'ye kadar yapalım. Test 12 ve 1 arasındaki 1'den 12'ye kadar bütün testleri yaparsak süper bir başarı imza atmış olacağız. Ve dersimize hadi bakalım başlıyoruz. Yazılı programımıza başlıyoruz. Aşağıdaki istenilen konumları görsele göre belirtiniz demiş bize. Şimdi diyor ki bize bak 1, 2, 3, 4 konumlarımız var. Saat yönünün tersine dönüyor dünya. Güneşin etrafında Kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi. Şimdi kuzey yarımküre dediğimiz şey aslında Türkiye'miz. Türkiye'mizde sonbahar mevsimi e, hangi ayda olur evladım benim? Eylül ayında hocam. Harikasın. Eylül ayında olur ve o Eylül'de okula dönüştür değil mi? Dolayısıyla Eylül ayında olduğu zaman şimdi hemen buraya yazıyorum. Bir kere bu Konum 21 Haziran. Bu çok önemli. Bu konumda 21 Aralık. 21 Aralık ve 21 Haziran'ı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Güneşin solundayken 21 Haziran, sağındayken 21 Aralık diye aklına tutabilirsin. Peki ardından Tonguç Erdoğan Bey'im 21 Haziran'dan sonra Temmuz, Ağustos, Eylül geliyor. İşte burası Eylül ayımız. Ondan sonra e, Aralık, Ocak, Şubat, Mart geliyor. Burası da Mart ayımız aslında. Dolayısıyla... Burada 23 Eylül 21 Mart dediğimiz zamanlarda burada kuzey yarım kürede yani bizde aslında sonbahar mevsimi yaşıyor iki diyoruz. Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Güney yarım küre biz değiliz. Biz 21 Haziran'da hangi mevsimi yaşıyoruz? Yaz. Harikasın. Peki Tam tersinde yani kuzey yarım kürede yaz mevsimi de tam tersi zamanda olur yani bizde kış olduğu zaman olur 21 Aralık'ta bunun sebebi bunun sebebi bu arada hemen yazıyorum 3 diyorum bunun cevabına ee, bunun sebebi aslında güneş ışınlarının gelme açısıdır güneş ışınları güney yarım küreye güney yarım küreye dike yakın gelirken 21 Aralık'ta orası yaz olur ama bize de eğik geldiği için bizim tarafta kış olur. Çünkü dünyanın üst tarafındayız biz alt tarafında da güney yarım küre yani Arjantin, Brezilya ve benzeri var. Kuzey yarım kürede en uzun gece ve kış mevsimi demiş. Kuzey yarım kürede yani bizde en uzun gece şimdi en uzun gece kış mevsiminde olur. Yani gündüzler daha kısa, geceler daha uzun olur kış mevsiminde. Bizim için en uzun gece dediğimiz şey ise kışın tam ortasıdır. Yani 21 Aralık'tır. 21 Aralık'ta bizde en uzun gece yaşanır ve bu e, sürede yani 21 Aralık zamanında da hatta bugüne denk geliyor. Gerçekten de 21 Aralık bugüne denk geliyor ve sizinle beraber en uzun geceyi kutlayacağız bugün gerçekten de. Ve 21 Aralık'ta en uzun gece ve kış mevsimi yaşandığı için Kuzey Yarımkürede 3 numaralı bölgeyi diyoruz. Unutmayalım gece gündüz sorularında gelebilir bizim karşımıza eğer şöyle bir şey varsa şu gece olsun şu gündüz olsun bu gündüz geceden daha fazlaysa hatta böyle karanlık çizerler bunda bu gündüz geceden daha fazlaysa bu yazdır yaz mevsimidir. Eğer e, gündüz geceyle birbirlerine eşitse o zaman bu ilkbahar sonbahar ve benzeridir hatta bu ekinoks diyoruz buna ekinoks dediğimiz zamanlar şimdi 21 Mart 23 Eylül zamanları ve bu ekinoks zamanlarında da aslında gece gündüz süresi birbirine eşit olur ve aynı zamanda eğer böyle çizerse gece daha uzun gündüz daha kısa çizerse de hatta şöyle göstermek istiyorum bu mevsime de kış mevsimindedir bunu aklımızda tutalım çünkü sınavda örnek sorularda vardı böyle bir şey geldik homozigot düzgün tohumlu bezelye ile döl buruşuk tohumlu bezelyenin çaprazlanması sonucu Oluşan F1 döllerinin demiş ki kendi aralarında çaprazlanma sonucunda oluşabilecek genotip ve fenotip oranlarını buldunuz demiş. Şimdi düzgün tohumluya büyük B demiş, buruşuk tohumluya küçük B demiş. Bir kere şunu bileceğiz, Homozygot dediğimiz şeyin aslında saf döl olduğunu bileceğiz. Bu da saf dölmüş. İki tane saf dölü e, çaprazlayacağız. Ama bu homozigot yani saf döl düzgünmüş o zaman büyük B büyük Bymiş. Bu da saf döl buruşukmuş o zaman. Küçük B, küçük B'dir. Ve bunların çaprazlaması sonucu oluşan diyor ki F1 dörü diyor. Ya ben bunların çaprazlaması sonucunda hatta şöyle hemen iki taneye iki, iki saniye hemen şey çizeyim buraya neyi çizeyim? E, punet karesini çizeyim. Büyük B, büyük B, küçük B, küçük B diyorum. Bu ikisi çaprazlanırsa büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B. Ya hepsi aynı şey çıkıyor. Yani bütün çocuklar büyük B, küçük B, büyük B, küçük B çıkıyor. Buna biz F1 dörü diyoruz. F1 diyoruz. Hepsi aynı çıktı ve bunları çaprazla diyor ve sonucunu bul diyor bize. Ve e, buradaki oranları yazıyor. Eğer bunları çaprazlarsam da hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum. Hop, hop 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 Büyük B küçük B. Buraya anneyi yazdım. Buraya da babayı yazdım. Bu ikisi çaprazlarsa büyük B büyük B. Bu ikisi çaprazlarsa büyük B küçük B. Bu ikisi çaprazlarsa büyük B küçük B. Bu ikisi çaprazlarsa küçük B küçük B. Hadi yapalım yavruları bakalım. Büyük B büyük B büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, küçük B, küçük B. İşte bunları soruyor bize. Ne soruyor bize? Fenotip ve genotip oranlarını bulunuz demiş. Hemen fenotip oranlarını yazayım hatta e, evet fenotip oranlarını yazayım bir kere hemen bana şunu söyler misin bu e, sence düzgün mü buruşuk mu düzgün Harikasın düzgün zaten ikisi de büyük harf dolayısıyla düzgün peki bu düzgün mü buruşuk mu düzgün hocam harikasın bu da düzgün çünkü düzgün buruşuğa baskınmış zaten büyük harf olduğu için bu da düzgün dolayısıyla %75 oranında düzgün ki bu oranı lütfen aklında tut. Yüzde sınavlarda da çıkıyor. Örnek sorularda da vardı. Yüzde gördüğümüz zaman burada aslında anne baba ikisi de melezdir. Bunu da söylemek istiyorum. Bak bu anne bu baba bu anne ve babanın ikisinin de melez olduğunu gösterir. Yüzde %25 yüzde yirmi bu arkadaşımız da buruşuk aslında. Yüzde 75-25 oranını görünce tak diye hatta bunu şöyle yazarlar. 3'e 1 oranında yazarlar. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle yapalım bir dakika. Hemen kameramızı şöyle bir ayarlayalım bakalım. Bak buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. 3'e 1 oranı gördüğümüz zaman tak diyeceğiz ki kardeşim sen anne baban senin ikisi de melezdir. Melez anne baba. Hemen devam ediyorum. Fenotipi yazdım. Şimdi genotipi de şuraya sıkıştıralım bakalım. Genotip oranlarını yazmak istiyorum. Ee, tamam. Genotip oranlarını yazmak istiyorum. Hemen şöyle yapalım. Evet. E, genotip oranlarında da şöyle bir şey var. Hemen bakıyoruz diyoruz ki ya bunların e, bu ikisi saf döl. Yüzde elli saf döl. E, bu ikisi de melez. Yüzde elli melez özelliğimiz vardır genotip oranlarında diyoruz. Ve hemen yeni sorumuza geçiyoruz. Bak demiş ki bize map örnek yazılı sorusu benzeri. Aşağıda iki farklı durum verilmiştir demiş. Ve demiş ki bize... E, bu durumların hangi kavramlara ait olduğunu gerekçesiyle yazınız bize diye soruyor. Birinci duruma bakıyoruz, yoğun tempo spor yapan bireyin kas yapması tamam. Ee, i̇kinci durumda bazı insanların Down sendromu olması. Şimdi aslında iki farklı durum vermiş ve ben bu durumu görünce, tak diye bronzlaşan bir insan aklıma geliyor. Bronzlaşan insanın özelliği nedir? Aslında yazın güneş altında yatar. Ondan sonra bronz bronz teniyle dolaşır ama kış gelince ne olur bu arkadaş evladım? Benim... Süt gibi olur hocam. Aynen öyle. Süt gibi olur gerçekten dediğin gibi. Süte döner ya. Yani resmen hani eski haline döner. Şimdi bu Kalıcı bir özellik değil demek ki. Aynı şekilde sen yoğun tempo spor yapıyorsun ve kas yapıyorsun, kas yapıyorsun. Sonra bir anda sporu bıraktığın zaman tak diye o kaslar yağa dönüşür. Yani e, o kasların sürekli kullanılması gerekiyor. Sen çok fazla kullanıyorsun diye kasa dönüşüyor. Dolayısıyla burada aslında kalıcı bir durum yok. Bu birinci durumu hemen yazmak istiyorum. Cevabını yazmak istiyorum. Birinci durum modifikasyon aslında modifikasyon dediğimiz şeyin gerekçesi de bu aslında kalıtsal değildir ve aynı zamanda hemen şöyle kalıtsal kalıtsal ee, değildir ve çevre şartları çevre şartları ortadan ortadan kalkınca kalkınca ee, birey eski haline döner. Birey eski haline döner. İşte burası çok önemli ve bunu zaten anlayabiliyoruz birinci durumda. Peki ikinci durum nedir dediğimiz zaman ki sınavda zaten kazanımlarda bize istediği şey şu. Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farkları bilin diyor. Bu da mutasyondur. Çünkü genlerin yapısında bir değişim var ve kalıtsaldır bu aslında. Yani bu arkadaş aslında artık genlerin yapısı değişmiş. Genlerin genlerin yapısında yapısında kalıcı değişiklik olmuştur. E, ve bu e, bu arada bunun e, tedavisi olmayan Down sendromu tedavisi olmayan bir değişim e, genlerin yapısında kalıcı e, değişme olmuştur. Evet ve aynı zamanda çevre şartları ve hiçbir etkisi yok. Burada burada eski haline birey Dönemez veya işte Down sendromlu doğarsan Down sendromlu olarak hayatına devam edersin. O e, aslında kalıtsal bir özellik. Aynı şekilde mesela altı parmaklı doğan insanlar. Aynı şekilde albino doğan insanlar. Bunlar mutasyona örneklerdir. İşte e, hemofili hastalığı. Bak bunları da yazmak istiyorum. Mutasyon deyince sınavlarda şunları görürseniz lütfen hemen mutasyon olduğunu anlayın. Hemofili hastalığı. Hemofili hastalığı. Altı parmaklılık. Altı parmaklılık. Ee, ondan sonra albin olduk albin olduk ondan sonra kalıtsal hastalıklardan ee, işte orak hücreli anemi orak hücreli Anemi bunların her birisi kalıtsal hastalıkları çift başlı yılan ve benzeri bunların hepsi mutasyona girer modifikasyon deyince bronz ten bronz ee, ten ondan sonra işte kaslı vücut kaslı burada yaptığımız gibi kaslı vücut. Burada bazı örnekler var. Bu arada mesela hemen e, kraliçe arıyı vermek istiyorum modifikasyon deyince. Kraliçe arı e, arı sütüyle beslendiği için kraliçe arı oluyor. Normal polenle beslenseydi işçi arı olurdu. Veya işte Çuha çiçeği rengi e, büyütüldüğü ortamdaki sıcaklığa göre değişebiliyor. Sirke sineği sirke sineğinin kanatları aslında sirke sineğinin kanatları aslında hani kıvrık veya düz olması büyüdüğü ortamın sıcaklığına göre değişiyor. Veya Himalaya tavşanındaki siyah tüyler diyebiliriz. Şimdi aşağıdaki özelliklerin kaç tanesi mutasyona ait özelliklerdendir demiş bize hemen bakalım. Sadece gen işleyişinde ortaya çıkan değişimlerdir. Bir kere bu modifikasyon gen yapısında olursa mutasyon olur. O zaman bu diğer kusura bakma kaç tanesi mutasyona ait de demişti bu modifikasyonun özelliği. Nükleotit diziliminde bir değişim sebep olabilir. Evet işte bu mutasyonla alakalı olabilir çünkü gerçekten de aslında nükleotit dizilimi yani gen genetik yapıda bir değişim oluyor burada. Devam ediyoruz. Üreme hücresinde olursa kalıtsal olabilir. Evet bu da mutasyon. Çünkü üreme hücrelerinde olursa çocuklarımıza aktarılabilir. Çünkü üreme hücresinin genetiği değişmiştir. Kalıtsal demek zaten mutasyonlar sadece kalıtsal olabilir. Modifikasyonlar asla kalıtsal olmaz. Bunu da bileceğiz. Etken ortadan kalkınca canlı eski dönebilir. Bu modifikasyon. Çünkü etken Et, et, ortadan kalkınca mesela işte güneşli günler gidince bronz tenimizden normal tene dönüyoruz gibi düşün. Ama mutasyonda böyle bir şey olmuyor. Mutasyonda işte bir Down sendromu işte veya altı parmaklık bu etken ortadan kalkınca dışarıdaki ortamdaki etkenler bu tekrar eski haline dönmüyor bu birey. Down sendromu örnek olarak böyle bir tabii ki bu da mutasyona örnektir diyebiliriz. Evet hemen geldik yeni sorumuza katı basıncı sorumuz. Katı basıncından kesin bir tane soru gelecek. Biz de bu konuya hakim olmamız gerekiyor. Şimdi katı basıncından farklı farklı sorular geliyor. Mesela şuradaki katı basıncım daha fazla. Şuradaki katı basıncım daha fazla evladım benim. Sence bu ikisinin hangi katı basıncı daha fazla? Soldaki daha fazla. Harikasın bu kadar. Basit. Soldaki de daha fazla. Çünkü burada bir tuğla var. Burada bir tuğla var altta duran ama burada iki tuğla var aslında. Bunun ağırlığı fazla. O zaman biz burada aslında farklı olan şey şu iki resim arasındaki farklı olan şey Sence nedir? Tuğla sayısı. Harika doğru tuğla sayısı. Ama tuğla sayısı bu basınçla alakalı hangi değişkeni değiştiriyor? İşte bu durumda da karşımıza ağırlık geliyor. Ağırlık farklı olan şey olduğu için bağımsız değişkenimiz. Bağımsız değişken dediğimiz anda hemen iki şey arasındaki farklı olan. Yani aslında çok güzel bir cümle yazacağım sana. Gerçekten bu çok önemli. Bunu lütfen bilelim etkisi araştırılan şey sınavda da gelecek bu soru bu ara kesin gelecek etkisi araştırılan şey neyse e, mesela e, burada ağırlığın ağırlığın katı basıncıla etkisini araştırıyoruz burada bu iki resimde ağırlığın katı basıncı ne, nasıl dedin sen bana bunun katı basıncı daha fazla diye. çünkü buradaki ağırlık daha fazlaydı İşte ben bu iki resme bakarak ağırlığın katı basıncına etkisini bulabilirim ve bağımsız değişken, bağımlı değişken dediğim şey de ağırlık değiştikçe katı basıncı değişiyor aslında burada. Burada etkisi araştırılan şey aslında o kadar değerli bir cümle ki o kadar önemli bir şey ki lütfen bunu bil. Şimdi burada etkisi araştırılan şey sence ne olabilir? Bak bakıyorum. Bak burada bir iki tuğla var burada iki tuğla var. Ya aynı tuğla ağırlıklar aynı. Şimdi bak burada bu iki resimde ağırlıklar aynı. Ağırlıklar Aynı... Şimdi bir kere... O zaman ben bunun etkisini araştıramam kardeşim... Ağırlıklar zaten aynı... Ağırlıkların etkisini nasıl araştıracağım? Ben neyin etkisini araştırıyorum burada evladım benim? Yüzey alanı... Harikasın... İşte bu kadar... Yüzey alanları farklı... İşte etkisi araştırılan şey hemen şöyle yazmak istiyorum. Yüzey alanı. Yüzey alanı hangisinde daha fazla? Sağdaki hocam. Harikasın sağdakinde daha fazla. Yüzey alanı bunda daha fazla olduğu için. Sence peki hangisi basınç daha fazla? Soldaki hocam. Harikasın işte bu kadar maşallah. Basınç yüzey alanı azaldıkça artıyordu. Dolayısıyla soldakinde yüzey alanı ...daha az olduğu için... ...basınç daha fazla. Topuklu ayakkabıyla... ...daha fazla batarız ya. İşte burada da... ...aslında katı basıncını... ...etkisini araştırıyoruz. Yüzey alanının. Ama burada... ...işte etkisi araştırılan şey... ...farklı olan şey. Bu ikisi arasındaki... ...farklı olan şey. Yani... ...etkisi araştır... Bir daha yazmak istiyorum. Çünkü inanılmaz önemli. Sınavda kesin çıkacak. E, farklı olan... ...farklı olan... E, ...aslında bizim için... ...burada yüzey alanıdır. Ve... Yüz, bak şu cümleyi kurmak istiyorum. Yüzey alanının katı basıncına etkisini araştırmak isteyen bir gözlemci hangi iki düzeneyi kullanmak kullanmalıdır? Bu sınav sorusu. Bariz örnek sorularda da var bu arada onu da söylemek istiyorum. Şimdi örnek soruları teker teker baktık biz. Teker teker inceledik. Teker teker buradaki soruları incelediğimizde Tak diye karşımıza mesela sıvı basıncına böyle bir soru vardı. Katı basıncına buna benzer sorular vardı. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle bilmemiz gereken şey... ...yüzey alanı'nın katı basıncına etkisini araştırmak isteyen bir gözlemci. 1, 2, 3 ve 4 numaralı düzeneklerden hangisini kullanmalıdır? 3 ve 4'ü kullanmalıdır. Bitti bu kadar. Çünkü bu ikisinde farklı yüzey alanı var. Peki, kardeşim... Ee, başka neyi kullanabilir dersek Bu ikisini kullanabilir mesela 1 ve 3'ü kullanabilir Çünkü bunların ağırlıkları aynı Yüzey alanları farklı Peki e, başka hangisini kullanabilir Başka kullanamaz. Peki ağırlığın ağırlığın Katı basıncının etkisini araştırmak isteyen gözlemci ne, Hangi ikisini kullanabilir 1 ve 2'yi kullanabilir 1 ee, ve 2'yi kullanabilir. Peki bu ikisini kullanabilir mi ağırlığın etkisini araştırmak için? Hayır hocam. Tebrik ediyorum. Hayır kullanamaz. Çünkü bunların ağırlıkları aynı kardeşim. Aynı olan şeyi nasıl etkisini araştıracağız diyorum. Ve yeni sorumuzdan önce ama hemen Tonguç LGS Dershanesi ile alakalı bir duyurumuz var. Onu da söylemek istiyorum. Tonguç LGS Dershanesi gerçekten de süper bir şekilde öğrencilerimizle beraber ilerliyor. Birebir özel dersler eklendi. Canlı derslerimiz sürekli devam ediyor. Haftalık denemeler yapıyoruz ve bunlardaki sonuçlarınıza göre size kişiye özel kitap basıyoruz. Yani resmen hangi eksikleriniz var, hangi eksikleriniz yok? Bunları kişiye özel koç araştırıyor. Arka planda çalışıyoruz ve sonrasında size özel bir kitap hazırlıyoruz. Ve sadece size özel bir kitap hazırlıyoruz. Ve buradaki hatta her sayfanızda isminiz oluyor. Her sayfasında isminiz oluyor ve buradaki denemelerdeki eksiklerimize göre bu kitabı oluşturuyoruz. Ve gerçekten de süper bir şekilde geçen sene çok az öğrenciyle başladık ilk senesiydi. Ve... İki tane Türkiye birincisi çıkardı ve süper bir şekilde bu sene de inşallah Türkiye birincileri geliyor çok yakına diyorum. Siz de onlardan olmak için de buradaki arkadaşlarımız bize bunu illa duyurun dedi. Burada indirim yapıyorlarmış. TonguçAkademi.com'dan ulaşabilirsiniz diyorum. Bu kodu yazarsanız da indirimde yapıyorlar diyorum ve fazla uzatmıyorum hemen dersime devam ediyorum. Şimdi bir hipotez yazmış demiş ki sıvı basıncı derinlikle doğru orantılı bir şekilde değişir demiş. Tamam süper hatta hemen söyleyeyim sıvı basıncı derinlik arttıkça artar. Bu da bu arada sıvı basıncıyla iki tane soru gelecek bu sınavda o yüzden çok değerli. Hipotezini test etmek isteyen öğrenci hangi iki de deney düzeneğini kullanmalıdır demiş. Bu çok önemli bir soru tarzı. Demin de zaten buna benzer bir soru çözdük. Bir kere derinlik arttıkça sıvı basıncı artar ve bunu test etmek istiyormuş arkadaş. Şimdi eğer böyle bir e, test yapmak istiyorsa burada etkisini araştırmak istediği şey hangisidir dediğim zaman tak. Bunun etkisini araştırmak istiyor sıvı basıncı üzerinde. Etkisini araştırmak istiyor. Lütfen ama lütfen bunu gördükten sonra bunun dışındaki her şey aynı olmalı. Bak buraya cümle yazıyorum. Bunun dışındaki her şey aynı olmalı. Dışındaki her şey aynı olmalı. Şimdi bu ne demek arkadaşım? Şimdi bu şu demek. Sıvı basıncı dediğimiz zaman biz artık biliyoruz aslında. Sıvı basıncı iki şeye bağlıdır. Bir derinliğe bağlı sıvının derinliğine bağlı. İki sıvının yoğunluğuna bağlı. Yoğunluğa bağlı yani öz kütleye bağlı falan filan. O zaman bu iki şeyden biz derinliğin etkisini araştırmıştık bu aynı olmalı kardeşim. O zaman ben bu iki kapı alabilir miyim? Bu h yüksekliğinde bu iki h yüksekliğinde alabilir miyim? Derinlik etkisini araştırabilir miyim? öyle alabiliriz ben... hocam. Harikasın süper bir hata yaptın. Alabilirim dedin ama alamayız çünkü bu ikisi birbirleriyle Aynı yoğunlukta değil. Bak ne demiştik? Derinliğin etkisini araştırmak istiyorsa, bunun dışındaki her şey aynı olmalı. Bunların yoğunlukları farklı. Yani yoğunlukları aynı iki şey olmalı. Mesela şu ikisini, şu ikisini alabilir miyiz? ...alamayız çünkü... ...tamam derinlikleri farklı... ...süper... ...bunun yoğunluğu daha fazla... ...pardon... ...bunun e, basıncı daha fazla... ...diyebilir misin? Hayır diyemezsin... ...belki bunun basıncı daha fazla... ...çünkü... ...yoğunluklar aynı değil... ...o zaman diyorum ki... ...arkadaşım... ...sade... ...bak buraya yazıyorum... Bak, ...bu çok önemli... ...sadece... ...sadece... ...bu farklı olmalı... ...yani derinliğin etkisini... ...araştıracaksak... ...sadece bu farklı olmalı... ...o zaman... Bu ikisi bitti bu kadar. 2 ve 3 dışında başka bir seçenek yok. Çünkü yoğunluklar aynı, derinlikler farklı. Hangisinin basıncı daha fazla? Hemen söyleyebilirsin bana mesela. 3 hocam. Harikasın. 3'ün basıncı daha fazladır. Çünkü derinliği daha fazladır. İkisi de yağ olduğu için. Ama bu ikisinin hangisinin basıncı daha fazla diyemem. Çünkü balın belki öyle bir yoğunluğu vardır ki var zaten gerçekten de. Bunun basıncı daha fazla olabilir. O yüzden kıyaslama yapabilmek için sadece derinliğin farklı olduğu 2 ve 3'ü seçmem gerekiyor diyorum. Bunun üzerine çok duruyorum çünkü sınavda çıkacak garanti. Hemen web örnek yazılı sorusu benzeri varmış. Aşağıdaki XYZT kapları görseldeki gibi yağ ile doldurulmuştur. Kap tabanında oluşan sıvı basıncını kıyaslayınız demiş. Şimdi tekrar yazmak istiyorum. Sıvı basıncı 2 parametreye bağlıydı. 1 derinlik, 1 derinlik, 2 sıvı yoğunluğu. Şimdi bu kaplarda bu kaplarda hepsinde yağ varmış. O zaman sıvı yoğunluğunu kullanamam çünkü hepsinin aynı sıvı yoğunluğu var. Hepsi yağ kardeşim. O zaman farklı olan şey ne burada? Derinlik başka hiçbir şey yok. Ama bunlar garip garip şekiller. Şimdi acayip önemli bir bilgi veriyorum. O da şu. Sıvı basıncı, sıvı basıncı kabın kabın şekline Kabın şekline bağlı değildir. Bağlı değildir. Bu çok önemli. Gerçekten de çok önemli. Kap ne kadar abuk subuk bir şekilde de olsa derinliği önemli. Başka hiçbir şey önemli. Kabın şekli hiç önemi yok. Ya Hatta ben buna bir şöyle bir örnek veriyorum. Şöyle bir tane kap olsun. Bir de şöyle bir tane incecik bir e, boru olsun. Şimdi... Bunun içerisinde bu kadar su olsun şöyle su olsun bunun içerisinde aynı yüksekte şu kadarcık su olsun hangisinin basıncı daha fazla? Soldaki hocam. Harika süper bir hata yaptın soldakinin dedin ama süper bir hata yaptın çünkü bu ikisinin de basınçları birbirine eşittir. Çünkü ne demiştik kabın basıncı sıvının basıncı kabın şekline bağlı değil ki bu böyle de olsa böyle de olsa önemli olan derinlik ve sıvı yoğunluğu. İkisi de su sıvı yoğunluğu aynı. E derinlikleri de aynı. Aynı yükseklikler. E, o zaman kardeşim çek de önemli değil. O zaman buradaki sıralamayı yaptığımız zaman. Buradaki sıralamayı yaptığımız zaman. Bunun 4H'ymiş. Bunun 4H'ymiş. Bunun 2H'ymiş. Bunun da H'ymiş. E derinlikleri hangisinin daha fazla? X ve Y'nin. X Eşittir Y, büyüktür Z, büyüktür T şeklinde sıralamamızı yapabiliriz. Bu çok önemli, çok güzel bir soruydu. Meb örnek yazılı sorusu bu arada çıkan örnek sorularda da buna benzer bir soru vardı. Hatta göstermek istiyorum gerçekten de çok benzer bir soru. Garip grup şekiller vermiş, hiçbir önemi yok şeklin. Hiç sadece yüksekliğin önemi, derinliğin önemi var bizim için. Bu çok önemli bir özellik diyorum ve hadi bakalım yeni sorumuza geldik. Şimdi. Hemen size şunu da hatırlatmak istiyorum. Yeni sorumuzu görünce hemen aklımıza şu geldi. Şöyle bir şey var. Şurasını sarıyla çiziyorum. Bunu sarıyla çiziyorum. Ondan sonra bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, 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 böyle yapıyorum. Böyle, böyle, böyle yapıyorum. Evet. Ondan sonra böyle, böyle yapıyorum. Evet. Şimdi şunları da sarıya boyadım. Şimdi sonrasında, sonrasında bunu pembişe boyuyorum. Çok enteresan. Bunu da pembişe boyuyorum. Bunu da pembişe boyuyorum. Sonrasında bir de şunları da maviye boyuyorum. Bak şunları da maviye boyuyorum. Hemen bir şey hatırlatmak için bunu yapıyorum. Çünkü sınavda bu çıkacak. Çok önemli. Buraları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Heh, şimdi periyodik tabloda farklı renkler olabilir. Farklı renkler gördüğümüz zaman farklı gruplar demek. Aslında element grupları vardı. Sarı dediğimiz şey... Yani şurada demin sarıyla boyadığım şey aslında nedir? Aynı zamanda pembişle boyadığım şey nedir? Bu çok önemli sınavda çıkacak. Bir de mavişle boyadığım şey nedir? Çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sarıyla boyadığım şey ametallerdir. Ametaller e, periyodik tablonun sağındadır genellikle. Sadece bir tane çıkıntı vardır. Bu da hidrojen üçkağıtçısı. O da buradadır. Bir de burada pembişle boyadığım şey hatta maviyle boyadığım şey element... E, periyodik tablonun sol tarafında olan metallerdir. Metaller ısı ve elektriği iletir. İşte parlaktırlar. İşte e, bunlar ısı ve elektriği iletmezler. E, kırılgandırlar. İşte e, bunlar serttirler. Bunlar kırılgandır. Oda sıcaklığında katı olur genellikle civa hariç. Bunlar katı, sıvı, gaz olur. E, hepsi olabilir. Bunlarsa yarı metaller. Yani hem parlak hem mat olabiliyor. Elektriği arada iletiyor falan filan diye bazı özellikleri var. Şimdi bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sınavda bunlar gelecek. Hatta örnek sorulara baktığımız zaman bunlara benzer sorular gelmiş. Ee, gerçekten de şöyle bir soru vardı ve burada da element sınıflarını bize sormuş aslında. Hatta e, soruda geldiği zaman elementleri periyodik tablo düzeninde metal, yarı metal ve amet olarak sınıflandırırla alakalı bir soru geleceğini bize söylemiş. Dolayısıyla bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi Aynı grupta bulunan elementler demiş. Şimdi aynı grupta bulunan elementler, gruplar bunlardı, bunlardı gruplar, e, satırlar da periyotlardı, sütunlar grup. Mesela V ve X aynı grupta bulunan elementlerdir. Mesela aynı periyotta bulunan elementler X ve Z aynı periyot, üçüncü periyotta bak bu birinci periyottu ikinci periyotta, üçüncü periyotta, dördüncü periyotta. Burası 1A grubuydu, burası 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubunun özel adı neydi? Soygaz. Harikasın soygazlardı bunu da aklımıza tutalım diyoruz. Bunlar da B gruplarıydı aslında bizim ihtiyacımız yok onlara şu anda. Mesela burada aynı periyot yok burada X ve Z var. X ve Z. Metaller dediğimiz zaman ne diyeceğiz? Aman dikkat et. Bunu kıllık olsun diye verecekler. Gerçekten de hatta metaller yazmaz da burada ısı ve elektriği iletenler der mesela. Mesela bunun yerine ısı ve elektriği elektriği e, iyi iletenler Mesela böyle bir şey söyleyebilirim. Bunlar metallerdir zaten. Hemen nedir bunlar? Bak sakın V'yi yazma çünkü V kıl bir şey. Bu çıkıntı. Birinci periyot bir A grubu. hidrojen dediğimiz üç kağıtçı. Buraya kaynamış. Sakın yeme onu. Dolayısıyla metaller dediğimiz şey X, T'dir. X ve T. Aman dikkat et Y de metaldir. Y yarı metaldir. A metaller demiş bize. Ametaller aslında soygazlar da bir, bir çeşit ametaldir. Dolayısıyla Z'yi alıyoruz. A metallerden bir de V alıyoruz. V, V, e, Z diyorum. Ama eğer bize ayrıca soy gazlar deseydi, soy gazlar deseydi tak Z yazacaktık mesela. O da aklımıza bulunsun. Yarı metaller dediğim zaman hemen Y'yi alıyoruz. Bor bu arada ülkemizde en fazla bulunan ee, bir element. Dünyadaki rezervin %70'i ülkemizde çok değerli. Gerçekten de jet yakıtlarında falan kullanılıyor. Atom numarası en büyük element. Şimdi atom numarası şöyle gidiyordu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 o zaman en büyük tedir. Yani sanki Türkçe'yi okur gibi. Bunu okuduk ya sonra burası sonra burası. Buradaki bu e, kelimelerin hepsi bir atom e, şey periyodik tablo olsa bu element as, bu element aslında en büyük atom numarasına sahip olur. Yani en sağ alttaki atom numarasına en büyük sahip olur. Yani okuyorsun gibi düşün. Türkçeyi okuyorsun gibi düşün. Atom numarası en büyük olan katman sayısı en büyük element katman sayısı da aslında periyot e, numarasıyla ölçülüyordu. Periyot mesela bunun bir katmanı var, bunun iki katmanı, bunların üç katmanı var, bunların dört katmanı var diye düşüneceksin. O da katman sayısı en büyük elementte e, yine T elementi diyoruz süper bir şekilde bunları da yapmış olduk. Peki bize gerçekten de şeyde ne sormuş hani diğer e, şeylerde ne sormuş dersek? ...element sınıflarını yazıp bir de bazı örneklerini yazabilirsin. Mesela burada ametallerin e, özelliği nedir? Kırılgandırlar. Isı ve elektriği iyiletmezler iletmezler. Kendi aralarında birleşik oluşturabilirler. E, mat görünümlüdür. Hatta şunu yazmak istiyorum. Bu mat görünümlü, bu parlak görünümlü. Bu da parlak veya mat. Bunu da yazmak istiyorum. Parlak veya ...mat görünümlü... ...aynı zamanda hemen şunu yazmak istiyorum... ...bu kırılgan... ...bu sert... ...aynı zamanda bu... E, ...genellikle katı... ...sadece civa hariç diyorum... E, ...bu katı... ...sıvı ve gaz... ...üçü de olabiliyor... ...bu da aklımızda bulunsun... ...ısı ve elektriği iletir... ...ısı ve elektriği iletmez... ...şeklinde düşünebilirsiniz... ...ve hemen geldik yeni sorumuza... ...artık son sorumuz bu aslında... ...çünkü... Ee, son sorumuzda fiziksel ve kimyasal değişimlerle alakalı. Şehzade kebabının yapılışına ait tarifte verilen basamaklarda gerçekleşen durumları fiziksel veya kimyasal değişim olarak belirleyiniz demiş. Şimdi etleri kuşbaşı doğrayın. Hmm, şimdi doğranmış etleri düdüklü tencerede haşlayın. Ee, patlıcanları küpler halinde kes. Evladım sen Şehzade kebabı yaptın mı? Beyti kebabı yaptım. Nasıl Beyti kebabı yaptın ya sen Allah Allah. Şehzade, şehzade kebabı ben de ilk defa duyuyorum bu arada. Beyti kebabı çok severim bu arada. Ee, İskender kebabı da çok severim. Şimdi bakalım nasıl yapılıyormuş ve burada aslında bizden fiziksel veya kimyasal değişim istiyor. Şimdi fiziksel değişimin temel manası şuydu. Aslında içinde kimyasal reaksiyon tepkimi olmayan değişimlerdi ve aslında bunlar hani... E, şu şekilde konumlandığı bir maddenin iç yapısı değişmiyor, maddenin iç yapısı değişiyor. Hatta bunu tekrar eski haline getirmek zor, bunu tekrar eski haline getirmek daha kolay. Dolayısıyla maddenin iç yapısı, iç yapısı değişir dediğimiz zaman, değişir dediğimiz zaman kimyasal değişimler e, diyoruz. Peki burada da dış yapısı değişiyor sadece. Dış yapı değişiyor. Şimdi hemen bakalım. Şimdi diyor ki bize etleri kuşbaşı doğrayın. Bir kere kesme Doğrama, kağıdı yırtma. Mesela işte sallıyorum ben şu anda bu kağıdı böyle yırttım. Bu fiziksel bir değişim. Bak bu değişimi fiziksel değişim olarak konumlandırabiliriz. Dolayısıyla etleri kuşbaşı doğramada aslında fiziksel bir değişimdir diyoruz. Doğranmış etleri düdüklü tencerede haşlama. Şimdi haşlamada artık etin yapısı değişiyor. Etin içindeki e, o moleküllerin e, yapısı suyun sıcaklığıyla tepkimeye giriyor ve artık eski haline gelemez et eski etin iç yapısı değişiyor. Düşünsene etin hani böyle çiğ etken Pişmiş et haline geliyor. Dolayısıyla burada bir kimyasal değişim var. İçinde kimyasal olaylar oluyor aslında. Patlıcanları küp halinde kesme. Kesme yine fiziksel değişim. Bu arada burada çok önemli bir şey daha var. Fiziksel değişim deyince aklımıza hemen hal değişimleri de gelecek. Hal değişimleri deyince de mesela e, işte erime, donma, e, buharlaşma, yoğuşma. Bunların her birisi fiziksel değişime girer diyoruz. Patlıcanları kızgın yağda kızartma. Şimdi patlıcanlar normal çiğdi ama ne oldu artık pişti. Piştiği zaman veya kızardı. Kızardığı zaman artık patlıcanın iç yapısı değişiyor. Dolayısıyla burada da bir kimyasal değişim var diyoruz. Ve aynı zamanda diğer malzemelerle 180 derece fırında 20 dakika pişirin diyor. Şimdi yine pişirme var. Pişirme ve benzeri bunlar da aslında kimyasal değişime yol açıyor ve gerçekten sıcaklığın etkisiyle maddenin iç yapısı değişiyor diyoruz. Peki fiziksel ve kimyasal değişime de birkaç tane örnek yazmak istiyorum ama öncesinde bir tane map örnek yazılı sorumuz var. Onu da bir beraber çözelim beraber. Aşağıda bir maddenin molekül yapısına oluşan değişim verilmiş demiş. Bakıyoruz madde böyle taneciklerine ayrılmış. Başka bir şey yapmam. Yani böyle katı madde ben bunu katı diye gördüm bir anda. Sonra ne olmuş? Sıvıya dönüşmüş veya gaza dönüşmüş. Yani katı madde şekli var. Sonra kabın şeklini almış sıvıya dönüşmüş demek ki veya gaza dönüşmüş. Bu ne tür bir değişim olmuştu? Bir kere burada oluşan değişim hal değişimi. Ya erime ya e, süblimleşme. Yani bunu biliyoruz. Hal değişimi olduğunu biliyoruz. Bu hal değişimi çünkü maddenin tanecikleri değişmemiş. Aynı kalmış sadece tanecikler arasındaki mesafe değişmiş. Bu hal değişimi bir kere kimyasal değil asla fiziksel bir değişimdir. Çünkü maddenin iç yapısı değişmemiş ki aynı yeşil atomlar devam etmiş. Fiziksel değişim. Nasıl bir değişim olmuştur? Fiziksel değişim olmuştur. Bu değişime günlük hayattan iki tane örnek veririz. Çok basit. Mumun erimesi, kıl bir örnek biliyorum. Mumun erimesi aslında hal değişimidir. Yani katı halden sıvı hale geçiyor. Ve bu fiziksel bir değişimdir. Ama dikkat et Tonguç evladım benim. Mumun yanması derser, bak çok önemli. Yanma, yanma, pişirme, bozulma, bozulma. Süt, sütün mayalanması, mayalanma, ekmeğin bozulması, küflenmesi, mayalanma. Bunların her birisi kimyasal değişimdir. Aman dikkat et, bu bir yerde kalsın. Mumun yanması da kimyasal değişim. Odunun yanması, ateşin yanması da kimyasal değişim. Ama mumun erimesi işte suyun donması ama işte bilmem ne. Hani buraya da suyun donması yazalım hadi. Suyun donması. Bu da e, fiziksel değişimdir. Fiziksel değişime bir örnektir diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla bu tarz 10 tane 20 tane deyiz. mesela kağıdın kesilmesi işte camın kırılması bunların hepsi fiziksel değişime örnektir diye söyleyebiliriz. Ama mesela burada bu değil de şöyle bir şey verseydi bize ya da şöyle iki tane kutu verseydi şu şuna dönüşüyor deseydi bak gösteriyorum şimdi sana ee, kırmızı tanecik e, yeşil yeşil tanecik. Ve sonra yine kırmızı tanecik, yeşil yeşil tanecik. Sonra burada şöyle oluyor, kırmızı tanecikler bir araya gelmiş, ee, yeşil tanecikler bir araya gelmiş diye düşün. Şimdi bak burada ne olmuş artık? Molekül yapısı değişmiş. Bu değişimde buradan buraya değişimde maddenin tanecik yapısı değişmiş. Burada tanecik yapısı değişmemiş. Aynı atomlar devam ediyor. Ama burada bu molekül vardı artık bu molekül var. Farklı moleküller var. O zaman burada molekül yapıları yapıları yani iç yapısı maddenin değişmiş. O zaman bu bir kimyasal değişim. Yani sınavda gelirse diye bunu yazıyorum sana. Kimyasal değişimdir. Hal değişimi ve benzeri maddenin tanecik yapısı değişmediği için bu bir fiziksel değişimdir diyoruz ve hemen diğer sorumuza geçiyoruz artık. MEB örnek ilçe bazında yazıl, yapılacak sınavlara hazırlık aslında. Bunlar şu anda yapacağımız artık birazcık daha bu sınavlara hazırlık il ilçe bazında tabii test sınavları ama yine aynı tarz sorular gelebilir. Dolayısıyla bunlara da bir bakalım dedik ve buradaki özellikleri de bir inceleyelim dedik seninle beraber. Şimdi bir kere bir DNA Amerikan kendi işleme modeli yukarıda verilmiştir. Buna göre DNA zinciriyle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım. Bir ve üçüncü zincirler aynı nükleot dizimine sahiptir bakıyorum birinci zincir ve üçüncü zincir evet doğru çünkü bu bununla aslında mesela bu G ise bu C'ydi bu C ise bu G'ydi bu T ise bu A'ydı sonrasında diyor ki bununla bu eşleşecek. O zaman bu C olmalı, bu G olmalı, bu T olmalı. Bununla bu eşleşecek. bu G olmalı, bu C olmalı, bu A olmalı. Ya kardeşim zaten bir ve üçüncü zincirin bununla bunun aynı olduğunu görebiliyoruz. Doğru. E, 2 ve 4. zincirle ile aynı nükleot dizimine sahiptir. Hemen bakıyorum. Evet doğru. 3. zincir nükleot dizimi bul bulunamaz. 3. zincirin nükleot dizimi bulduk bile. Ne alakası var? Yanlış. İkinci zincir yukarıdan aşağı doğru CGT nükleot dizimine oluşur. Evet doğru diyoruz. O zaman cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Hemen baktık. X, Y, Z bulunduğu kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşittir demiş. Allah, Allah nasıl olabilir ya? Hepsinin derinlikleri farklı. Nasıl olabilir? Yoğunlukları ben farklı ben... hocam. Harikasın. Yoğunlukları farklı. Çünkü yoğunluklara göre aynı olabilir, bilmiyoruz yoğunluklarını da. Sıvıların yoğunluklarının karşılaşması aşağı hangisi gibi olabilir demiş X ile de Bir kere bunun az derinliğe rağmen bununla aynı basınca sahip olmasının sebebi şudur. Bunun yoğunluğu çok fazladır. Çünkü bunun eksik olduğu yer derinlik ama yoğunluğu fazla olursa bunlar birbirlerine eşit basınca sahip olabilir, eşitlenebilir. Dolayısıyla bunun yoğunluğu en fazla, bunun yoğunluğu da en az olacak seçeneği seçmemiz gerekiyor. En fazla yoğunluk bunda, en az yoğunlukta x'te cevabımızın b seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer bunun yoğunluğu mesela az olsaydı hem yoğunluğu az hem derinliği az olmaz sıvı basıncı çok az olurdu bunun. Ama birbirine eşit demiş sıvı basınçları ona dikkat edelim. Maddenin kimyasal değişimi uğrayarak yeni madde oluşturma sürecinde kimyasal tepkimeler, Kimyasal tepkimelerle ilgili inceme yapmak için aşağıdaki deney düzeni hazırlanıyor demiş. Tamam. Toplam kütlesi 20 gram ve başlangıç sıcaklığı 25 derece olan çekil birdeki düzenekte e, cam beher içindeki sodyum Na metalinin üzerine musluk açarak HCl çözeltisi tamamı boşaltılıyor demiş. Tamam Musluk kapatarak bir süre beklendiğinde şekil 2'deki gibi bir düzeneye bağlı balonun şiştiği gözlemliyor. Ha, demek ki burada bir reaksiyon gerçekleşmiş, tepkime gerçekleşmiş ve aynı zamanda buradan bir gaz çıkışı olmuş. Ha, zaten kimyasal tepkimelerde genellikle gaz çıkışı oluyor. 35 de düzenin sıcaklığı 35 derece ve kütlesi 20 gram olarak ölçülüyor. Zaten 20 gramdı, yine 20 gram. Ee, ama diyor ki bize 20 derecede, 25 dereceden 35 dereceye çıkmış diyor. Tamam. Demek sıcaklık artışı da olmuş, gaz çıkışı da olmuş. Buna göre deneyin sonucunda aşağı renk ulaşamaz demiş. HCL çözelsi ve nehametler arasında kimyasal tepkimi gerçekleşmiştir. Bu kesin ulaşılabilir çünkü gerçekten de burada bir kimyasal değişim olduğunu göstergeleri var. Gaz çıkışı işte e, sıcaklığın artışı falan filan. Tepkime ortamdan ısı alarak gerçekleşmiştir. E, tepkime ortamdan ısı almamış, ısı vermiş ortama ki... 25'ten 35'e çıkmış. Bu yanlış galiba. Tepkimenin sonucunda gaz çıkışı olmuştu. Evet doğru. Balon şişmiş. Tepkimenin sonucunda toplam kütle kurulmuştu. Evet doğru. Çünkü 20 gram 20 gram cevabımızın B seçimi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hadi bakalım o zaman. Sınavınızda başarılar şimdiden. En güzel notlar sizin olsun. Ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla bakalım.